Şimdi başta yabancı sınırlaması olmak üzere önemli değişikliklere gitti. Transfer harcama limitlerini de bir başka başlık olarak hatırlatalım. Öte yandan döviz kurlarındaki dalgalanma sebebiyle yaşanan ekonomik durgunluk, pandemi, seyircisiz oynamalar vesaire derken bir de yayıncı kuruluşların kulüplere ödemesi gereken ödemelerde yaşanan sıkıntıları mercek altına alalım. Genel tabloya baktığın zaman Hıncal, Nihat Özdemir başkanlığı için ne diyeceksin? Soru gelsin. Nihat Özdemir başarılı bir başkan mı? Öyle bir başkan artık yok. İnanmadığın kimsenin peşinden gitmez hayatta. Koyun bile gitmez inanmadığı çoban köpeğinin arkasında. Nihat Özdemir kendisine duyulan bütün inancı yok etti. Önce pandemiden ara verilenliklere aynen devam edecek dedi, ettirdi, oynattı, bitirdi. Küme düşmeler belli olduktan sonra küme düşmeyi kaldırdı. Yabancı futbolcu sayısını sınırlamak için gayet geçerli bir karar almışken birden kulüplerin dedi 3 tane kulüp onu da erteledi. Yazdığım cümle aynen arkasında duruyorum. Nihat bir, Allah bir dese inanmam. Yarın vazgeçebilir. Şimdi biraz evvel dedik ki Türk futbolu bitti. Yeniden inşa edilmesi lazım. Kimsenin inanmadığı Nihat Özdemir'le mi inşa edeceğiz? Nokta.